Evet. Normalde sezon öncesi, önce sportif direktör, sonra hocamızı açıkladık geçmişte. Şimdi sezonun biraz ilerleyen bir sürede yapıyoruz. O zaman pek hayırlı olmamıştı. Belki bu şekilde daha hayırlı olur. Hocamız zaten görevine başladı, kontratı imzalandı. Ama bu buluşmayı hep beraber yapmak istedik. Evet, bir Mohikan daha tanıtıyorum size. Yani ikisinin de Trabzon'da olması da herhalde bir tesadüf olabilir. Yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorum. Hocamı tabii ben Emre'ye nispeten çok daha az tanıyorum. Futbolcuk döneminde hepimiz biliyoruz. Ama muhabbetimiz, bir oturmuştuğumuz, yemeğimiz bu sürece kadar olmamıştı. Şimdi birazcık biz nasıl başladık, nereye geldik? Hocamızı niye seçtik ve nasıl seçtik? Biliyorsunuz başka takımlarda da hocalar değişiyor. Başka takımlarda da başarısız transferler oluyor ama söz konusu Ali Koç Fenerbahçe olunca mütemadiyen işleniyor. Bu da bizim açımızdan olumsuz işlenen konulardan biriydi. Ersun hocamızla yolumuzu ayırdıktan sonra pandemi süreciydi ve o zaman biz tenkit edilmiştik. Hani Emre'ye teşekkür ettiğim hem futbolcu hem yarı hoca, yarı sportif direktör, lider, kaptan, abi modelinde o 8-9 haftayı geçirdiğimizde çok tenkit edilmiştik. Ya koskoca Fenerbahçe bu kadar zamanda bir tane mi hoca bulamıyor? Bunu aranızda yazan oldu mu? İlla ki biriniz olmuştur. Haklı olarak da, haksız değilsiniz. Sorgulamıyorum. İşin esprisine, o günlere dönüyoruz ama haklı olmakla beraber yapacağımız tercihin doğru bir tercih olması. Ne demiştim ben bu masada otururken? Hayalim bir hoca seçmek, görev süresince de aynı hocayla devam etmek olmadı. Olmadı. O yüzden bu sefer olsun diye çok düşündük, taşındık. O dönemde Emre ile çok istişare ettik. Biraz hatırlamanız için söylüyorum. Emre yanına bir futbol aklı olan, aklına güvendiği, bir süredir incelediği, futbol oynatma sistemine güvendiği bir hocayı ismini koymuştu. Hani bu geçiş döneminde. Sonra oradan altyapılara, altyapıyla alt takımlarına köprü olacak. O kişi olmamıştı ama aynı profile sığan, aynı profili görevi görecek Tahir Hoca ile konuşuldu. Tahir Hoca da sağ olsun elini taşın altına koydu. Kolay değildi Tahir Hoca için ama sağ olsun o da elinden gelenin en iyisini yaptı. Aslında onun yaşadığı birkaç ay ve verdiği raporlardan da Samandar ile ilgili ben de beslendim. Dolayısıyla o günlere dönersek Fenerbahçe'nin hala üçüncü, ikinci olabilme imkanı vardı. Rakiplerimiz çok puan kaybetti ki kaybedeceği belli değildi ama biz çok fena geçirmedik, çok iyi de geçirdik. Orta şeker geçti bizim için pandemi dönemi ama bir 5-6 puan daha çok daha rahat alabilirdik. O dönemi bu şekilde geçirdik. Bu dönemi geçirirken biz de hayal ediyorduk. Bir hocamız olsun, yepyeni bir hocamız. Bu 8 haftayı takımı tanımakla geçirsin. Kimse bu hocadan hesap da sormaz nasıl olsa. Kendi kurduğu takım değil son 8 hafta. Bu takımı tanısın ve önümüzdeki yıl yapılanmamızı, kadro mühendisliğini daha da rahat yapabilirsin. Ülkeyi tanısın, medyayı tanısın, ligi tanısın vesaire vesaire. Hayalimiz, yani düşüncemiz oydu. Pandemi sürecini en iyi nasıl kullanırız dediğimiz zaman bu ortaya çıkıyordu. Pek çok hocayla görüştük. Gönlümüzde olan tek Türk hoca Erol Hoca'ydı.